ile medeniyetin, yoksullukla zenginliğin, sakinlikle karmaşanın bir arada yaşandığı dünyanın belki de en güzel, en ilginç ve en gizemli kenti. ...1998 yazında bu rüyalar kentinde yaşanan bir esrar perdesi giderek içinden çıkılmaz bir kör düğme dönüşecek, dolandırıcılıktan insan kaçırmaya, gaspa, soyguna, hatta hunharca işlenen bir cinayete kadar uzanan kabus dolu günlerin başlangıcı olacaktı. 155 polis imdat. 80-152 Saraybolu sahilde. Adın isimli bir bayanın kendi bankasından dolandırıp yurt dışına kaçtığı şeklinde bir konu gelmişti. Bankanın müdüresinden hiç haber yoktu. Bize gelen donelerden kadının sevgilisiyle kaçtığı gibi gözüküyor. Çocuklarını bırakıp nasıl kaçar bir anne? Valla herkes şok içerisindeydi. Yani onda tam ne olup bittiğini kimse anlayamıyordu. Yalanı dolanı sevmezdi. Doğruluk onun için ön plandaydı. Şeytan mı, melek mi? 2 Eylül 1998. O günlerde medya, dolandırıcılık suçundan aranan bir banka müdüresinin haberleriyle çalkalanıyordu. Sema adının karıştığı ve o günlerde kamuoyunu günlerce merak içinde bırakan esrarengiz olayın peşine takılalım. Bu bizim için seksi bir haberdi. Biz gazeteciler buna seksi haber diyorduk. Çünkü o dönem bu tarz böyle dolandırıcılık çok fazla yapılıyordu. Ve biz de hemen o olayı araştırmaya başladık. Sema adın isimli 40 yaşında bir kadın, iki tane de çocuğu var. Ailesini bırakarak çalıştığı bankanın milyarlarca lira parasının dolandırılmasını sağlayıp kaçtığı yönünde bir bilgi vardı. Sonuna kadar ona güveniyorduk. Bankayı dolandırdı, çekti, gitti, ailesini terk etti yönünde biz haberler yapmıştık. Ama aile bunun böyle olmadığını düşünüyordu. Annelerinin, özellikle çocukların annelerinin kendisini, kendilerini hani terk edip gidemeyeceğini düşünüyorlardı. Aşırı düşkündü. Onları çok çok severdi. Her annenin çocuklarını sevdiği gibi. Yani ikisi hiçbir sabahın birbirine ayrılmazdı. Sema adın Tekstil Bank Merter Şubesi'nin müdüresiydi. İki çocuk annesi, mutlu yuvası olan dürüst bir iş kadınıydı. Hiç kimsenin beklemediği bir anda kocasını ve çocuklarını terk edip ortadan kaybolmuştu. Bankayı dolandırıp hesabına milyarlar geçirdiği söyleniyordu. Merter Şubesi Müdürü'nün kendilerini dolandırdığını ve ortadan kaybolduğunu söylemesiyle polis harekete geçti. Bankanın müdüresi tarafından dolandırıldığını ve bir takım hesap hareketleriyle zarara uğratıldığı ve kişinin de suç duyurusuna bulunarak yurt dışına kaçtığı yönünde avukatların bize verdiği bilgiler var.
haberlerini yapıyoruz, ailesinin fotoğraflarına ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle daha başka hani haber malzemesi olarak kullanabileceğim neler varsa hayatıyla ilgili onları ön plana çıkartmaya çalışıyorduk. Bir taraftan da polis soruşturmasını inceliyorduk. Hani Asay Şube Müdürlüğü'nde, GASP Bürosu'ndaki o dönem insanlarla da irtibat halindeydik. Sema adının günlerdir bulunamaması medyanın da iştahını kabartmıştı. Gün geçmiyordu ki ortaya yeni senaryolar atılmasın. Bunların en dikkat çekicisi adının gizli sevgilisiyle birlikte yurt dışına kaçmış olmasıydı. Gazetelerde peş peşe haberler çıktı. Yemek aralarında sevgilisiyle buluştuğu gibi. Sema adının eşini aradım. Dedim ki sizin eşiniz bankayı dolandırıp sevgilisiyle kaçtı şeklinde haberler var. Bir gazete haberi olayı şu cümlelerle özetliyordu. Kıvrak zekasıyla mesleğinde hızla yükselen banka müdüresi Sema Adın, bankasını dolandırarak ortadan kayboldu ve meçhul sevgilisiyle kayıplara karıştı. Yıllarca aynı yastığa baş koyan kocasıysa bu olaya inanamıyor. 80'de evlendik. Olay olduğu zaman hemen hemen 10 yıl sonra evliydim. Kesinlikle benim eşimin bir sevgilisi yok. Bankayı da dolandıracak türden bir kadın değil benim eşim dedi. O konuda kesin tavrını koydu ve eşinin dolandırıcılık yapmadığını ve yapmayacağını, sevgilisinin de olmadığını söyledi bize. Telefonu Almanya'da çıkıyordu. Eşiyle arasının kötü olduğu gibi söylentiler vardı. Sema Hanım'la bankada göreve başlamadan önce tanışmıştık. Bir süre sohbet etmiştim. Kendisi benim üzerimde de olumlu izlenimler bırakmıştı. Düzgün bir insanı bekliyordu. Deneyimli bir bankacıydı. Peki kimdi Sema Adın? Nasıl oldu da mutlu bir aile kadınıyken bu karanlık olayların baş kahramanı haline gelmişti? Sema Adın 1958 yılında Göle'de doğmuştu. Çocukluğu İstanbul'da geçmişti. İlkokuldan sonra Çamlıca Kız Lisesi'ne devam etti. Sonradan eşi olacak olan Kasım Adın'la tanışmasıydı. Üniversite yıllarında tanıştık. İşte okullar bitene kadar bir arkadaşımız oldu. Ondan sonra bir nişan dönemi oldu. Ve ondan sonra da evlilik oldu yani. Temelleri sahip oldukları iki çocukla birlikte iyice sağlamlaşmıştı. Peki Sema Adın meslekteki saygın ismi ve başarılı geçmişini bir tarafa bırakarak neden sonu olmayan bu maceraya sürüklenmişti? Bulmayacak iyi bir insandı. Değerli bir insandı. Yani yalanı dolanı sevmezdi. Doğruluk onun için ön plandaydı. Ve bu daha sonraki dönemde de yani iş hayatında da devam etti. Başarılı bir iş hanımıydı kendisi. Sema Hanım şubeden külli bir miktarda para bir kişiye ödenmesi talimatını vermiş şube müdür yardımcısına. Ve kendisi şubeye gelince gerekli yasal prosedürlerin tamamlanacağını söylemiş. Akşam şubeye gelmediğinde tabii kendisine de ulaşamamışlar telefonla. Genel müdürlüğe bilgi vermişler. Benim de olaydan ertesi günü bilgi sahibi olabildim. İster istemez insanın ilk bakışta aklına bir dolandırıcılık olayı geliyor. Bu tarz uygulamalar banka hukukunda ne kadar geçerli? Aslında yapılmaması lazım. Doğal olarak yapılmaması lazım. Ama bildiğimiz kadarıyla gerek bankalarda gerek pek çok ticari kuruluşlarda bu tür olaylar olabiliyor. Yani önceden işlerin yerine getirilip yasal prosedürün daha sonra tamamlanması olabilir. Bu pek çok kurumda olabilen bir şey. Dolandırıcılık bürosu dedektifleri her ihtimalin üzerinde titizlikle duruyorlardı. Sema Adın 2 Eylül sabahı 34TH9738 plakalı otomobiliyle evden çıkmıştı. Eşi Kasım Adın hasta olduğu için o gün evde kalmıştı. Eşini son kez o sabah göreceğinden habersizdi.
Sema Adın o gün bankaya gitmedi. Öğleden sonra yardımcısı Ziya Yağtuğ'un telefonu çaldı. Arayan Sema Hanım'dı. Biraz üşütmüşüm, bugün gelemeyeceğim. Birkaç hatırlı müşterinin hesaplarına para havale edilmesi gerekiyor. Sen hallediver, ben yarın işlemleri hallederim. Ben hallederim Sema Hanım. Geçmiş olsun. Evet, Sema Adın'ın bankadaki şubedeki arkadaşlarıyla görüştünüz mü? Sema Adın'la ilgili bunların intibaları nasıl oldu? Valla herkes şok içerisindeydi. Yani orada tam ne olup bittiğini kimse anlayamıyordu. Herkes panik içindeydi tabii. Panik ve büyük bir üzüntü içerisinde. Sema Adın'ın arabası Bayrampaşa'da terk edilmiş olarak bulunmuştu. Bürosu polisleri olayı çok yönlü sorgulamaya başlamışlardı. Sema Adın'ın bir suç ortağı olduğuna kesin gözüyle bakılıyordu. Ama bu kim olabilirdi ki? İki çocuk sahibi, mutlu bir evliliği olan, başarılı bir iş kadınının bir sevgilisi olması mümkün müydü? Kimdi bu meçhul suç ortağı? Yardımcısı İbrahim Ziya Yağtuğ ve eşi Kasım Adın mercek altına alındı. Bir müddet sonra telefon talimatını alarak işlemleri başlatan şube müdür yardımcısı görevden alındı. Önce biraz istirahat etmesi istendi, yani hemen bankayla ilişiği kesilmedi, daha sonra bankayla ilişiği kesildi tabii ki. Yağtuğ görevden alınmıştı ama bu işlem olayın çözümünde hiçbir katkı sağlamamıştı. Sema Hanım'ın eşi Kasım Adın ve çocukları perişan bir haldeydiler. Biz o dönemde yaptığımız haberlerde Adın ailesinin karalanmasını sağlayacak haberlere imza atılmasını sağladık. Kasım Bey, karısının kaçtığına inanmıyordu. Eşimiz böyle bir olayda bu şekilde davranacak hiçbir zaman aklımıza gelmedi. Zaten gelmezdi de sonuna kadar ona güveniyordu. Ama bir gün ondan gelen bir telefon olayın akışını daha da çıkmaza sokacaktı. Kocasını arayan Sema Hanım sadece birkaç cümle söyleyip telefonu kapatmıştı. Şeytana uydum. Çocuklara iyi bak. Sizleri de yanıma aldıracağım. Şu anda uzaktayım. Polisi oyala. İşte bu cümleler soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecekti. Olayın medyadaki yankıları emniyet yetkililerini rahatsız etmekteydi. Dosyaya dolandırıcılık masasının yanı sıra gasp masasında bakmasına karar verildi. Tam bu gelişmeler yaşanırken 12 Ekim 1998 tarihinde İstanbul Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen bir soygun olayının kayıplara karışan genç banka müdüresiyle ne ilgisi olabilirdi? Namlunun ucundaki kuryeler.